Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Söz verdiğim gibi Volta EV1 incelemesiyle sizlerleyim. Şimdi hazırsanız haydi incelemeye geçelim. Bu araca otomobil demek biraz garip geliyor ama bu araç bir otomobil. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında daha iyi anlayacaksınız zaten. Aracın ön tarafında ve arka tarafında LED farlar kullanılmış. Sis farları var diyecektik ama sürpriz, sis farları yok. Sadece gündüz farı olarak yanıyor. Araçta sis farı yok. Bu otomobilin uzunluğu 2300 mm. Genişliği aracın 1 metre 90 santim ve 1645 mm de yüksekliği var. Nereden baksanız normal bir aracın yüksekliğinden, belki de bazı araçların yüksekliğinden daha yüksek yapılmış araç. Araçta 120-70-12 lastikler kullanılmış. Hemen şurada bir reflektör görüyorum. Aracın zaten bir kapısı var. Aracın kapısı neredeyse araç kadar. Aracın %90'ını neredeyse kapı oluşturuyor diyebiliriz. Gerçekten çok geniş ve açılma mesafesi de çok geniş. Bunun da sebebi arka koltukta oturan yolcunun rahat bir şekilde binmesi için çok geniş tasarlanmış. Hemen arkasına aracın baktığımızda birazdan aracın içine de geçeceğiz. Burada bir Volta logosunu görüyoruz. Sağ ve sol stopları görüyoruz. Aracın ön tasarımı sanki arkaya göre daha iyi. Bu stopları biraz daha yukarıya konumlandırsalardı sanki daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Burada yine iki tane reflektörümüz var. Hemen kaldıralım. Geri vites için iki tane lamba koyulmuş. Tabi araçta bir egzoz çıkışı yok. Burada bir kameramız var. Sensör yok ama araçta kamera var. Hemen arkasında şöyle çekerek açılan, aracı şarja taktığımız girişimiz mevcut. Evet, bu da aracın şarj kablosu arkadaşlar. Bunu normal ev elektriğine takıyoruz. Bu girişi ise buradaki kutucuğa yerleştiriyoruz ve aracımız şarj olmaya başlıyor. Zaten fişe taktığımızda burada güç ledi ve şarj ledi diye ışıklar yanıyor. Her ikisi de kırmızı şekilde yanıyor. Şarj olmaya başlayınca, şarj olduğunda, tamamen dolduğunda ise şarj ledi yazan yer yeşile dönüyor ve şarj olmuş oluyor aracımız. Şarjı gerçekleştirdikten sonra kapağımızı kapatıyoruz. Şarj kablomuzu topluyoruz. Bu arada aracın ön iki camı otomatik şekilde açılıyor. Aracın üstünde bir sunroof var. Yukarıya doğru açılıyor ve bence güzel tasarlanmış, en azından mantık olarak güzel tasarlanmış. Dışarıdan gelen bütün rüzgarı alabilmesi için yukarıya açılır şekilde yapmışlar. Yani geriye ya da komple açılma durumu söz konusu değil. Aracın arka tarafındaki cam da aynı şekilde. Ön camlar, ön iki cam açılıyor, aracın tavanı açılıyor ve arka cam da aynı şekilde yarım şekilde açılıyor. Ferah bir ortam sağlıyor bu da. Aracın iç tasarımına baktığımızda oldukça iri bir direksiyon bizi karşılıyor. Keşke birazcık daha ufak, küçük bir direksiyon koysalardı diye düşünüyorum. Burada sürücü koltuğumuz yer alıyor. Sürücü koltuğumuz şuradaki mekanizma ile ileri ya da geri hareket ettirilebiliyor. Tabi yükseklik ayarı yok. Hemen burada yolcu koltuğunu görüyoruz. Yolcu koltuğunda da emniyet kemeri var. Sürücü koltuğunda da emniyet kemeri var. Burada yolcunun oturması için yapılmış olan minderin alt tarafında ise maalesef herhangi bir saklama gözü, saklama alanı mevcut değil. Şurada girişimiz var. Aracın komple elektriğini kesmek için bir sigorta yapılmış. Bunu indirdiğimizde aracın bütün elektrik bağlantısı kapanmış oluyor. Uzun süreli aracı bir yere bırakıp gideceğiniz zaman bu sigortayı indirmek fayda sağlayabilir. Allah korusun, yangın vesaire riskine karşı düşünülmüş. Burada az önce bahsetmiştim, camımız biraz zor açılıyor. Arka cam kaldırdığımız zaman şuradan kilitleniyor ve yarım açılıyor. Tamamen açılmıyor. Bu arada aracımızın şarj kablosu ile birlikte bir de otokılıf hediye ediyorlar. Denedim, otokılıfı da tam araca göre yapılmış. Güzel olduğunu söyleyebilirim. Aracın üst camının da sunroof'unun da açıldığını söylemiştim.
Yine arkadaki mantık gördüğünüz gibi yarım açılıyor. Oradan bütün rüzgarı içeriye verebiliyorsunuz. Yaz günlerinde oldukça işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü araçta klima yok. Araçta klima olmadığı için de hem ön camlar hem arka camlar ve üst camın açılması en azından iyi olmuş diye düşünüyorum. Şimdi şu koltuğumuzu birazcık geriye çekelim ve aracın içerisine oturarak anlatmaya devam edelim. Direksiyonun hemen üzerinde bir Volta yazısını, Volta amblemini görüyoruz. Şurada kontak anahtarımızın girişi var. Kontak anahtarımızı tek tur sağa çevirdiğimiz zaman zaten ekranımız açılıyor. 4.7 inç bir gösterge ekranı bizleri karşılıyor. Göstergenin sağ tarafında hemen aracın pilini yani şarj durumunu gösteriyor. Sol tarafında kadran göstergesi var. Hemen ortasında zaten hız göstergesi var. Park modunda olduğuna dair işaret var burada. Park moduna aldığınızda P işareti zaten yanıyor. Dediğim gibi araçta bir havalandırma çıkışı var sadece. Şurada havalandırma çıkışları varmış gibi görünüyor ama havalandırma çıkışları yok arkadaşlar. Şu göstergenin sağ ve sol tarafında havalandırma çıkışları mevcut. Bunlar kapalı arkadaşlar. Aracın dörtlük klasörü ise şuradaki düğmeden yanıp sönüyor arkadaşlar. Düğmeyi aşağı bastırdığınızda dörtlü klasör yanıyor. Düğmeyi tekrar çektiğinizde sönüyor. Niye böyle bir buton koymamışlar? Basmalı buton. O da değişik tabii ki. Burada fan işaretini görüyorsunuz. Aşağı bastırdığınız zaman dışarıdaki normal havayı üflüyor. Yukarıya bastırdığınız zaman ise restanslarla ısıtmayı sağlıyor. Yaklaşık bir 5-10 saniye içerisinde ısıttığını söyleyebiliriz. Hemen bir deneyelim. Evet, ısındı şu anda. Biraz sesli çalışıyor tabii. Hemen onun altında arkadaşlar 12 voltluk bir çakmaklık soketimiz var. Sağ tarafına baktığımızda radyosunu görüyoruz. Volta amblemini koymuşlar. Açma kapama düğmesi, radyolar arasında geçiş düğmeleri, USB'si var aracın. MP3 ve MP4 çalabiliyor. Bluetooth var araçta. Hız ve modlar arasında geçiş için bir tuş konumlandırılmış. Bu arada araç USB ile MP4 de oynatabiliyor. Nereden oynatıyor? Buradaki ekrandan mı oynatıyor? Hayır. MP4'ü buradaki ekrana yansıtıyor. Buradaki ekranda çünkü geri görüş kamerası da olduğu için uyumlu. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elektrikli otomobil dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren Çinli dev BYD'nin Türkiye pazarındaki fiyat artışlarından bahsedeceğiz. Neden zam yaptı? Bu zamlar ne anlama geliyor? Hemen geri görüş kameramızı da şuradan bir devreye alalım. Burada hemen bir kapakçık var. Bunun altından ne olduğunu merak ediyorsanız hemen gösteriyorum. Burada da silecek suyunu koyuyoruz arkadaşlar. Buradaki kapağı kaldırdığımızda altından bir kapak daha çıkıyor. Ve bir kapak daha çıkıyor. Buradan da silecek suyunu aracın tamamlayabiliyoruz. Otomobilin hemen sağ tarafında bir saklama gözü yapılmış. Burada da aynı şekilde bir saklama gözü var. Kapı kollarındaki saklama gözleri de oldukça geniş. Aslında kullanışlı diyebilirim. Evet arkadaşlar, aracın içerisinde aslında gösterilecek çok da fazla bir şey yok. Genel olarak baktığımız zaman plastik malzemeden yapılmış. Fiyatına göre normal diye görüyorum. Hemen şurada bir iç aydınlatmamız mevcut. Üzerine tıkladığımız zaman yanıyor. Zaten pille çalışıyor bu. Sanki araca sonradan eklenmiş bir aparat gibi duruyor. Zaten yaktıktan sonra içinde bir tane LED ışık var. Yaktıktan 15 saniye sonra da sönüyor ışık. Ama gece işe yarıyor mu derseniz kısmen yaradığını söyleyebilirim. Tabii çok iyi aydınlatmıyor ama bir şeyleri kaybettiyseniz ya da yere bir şey düşürdüyseniz onu bunun ışığıyla bulabiliyorsunuz. Şimdi aracın iç incelemesini dediğim gibi çok fazla anlatacak bir şey zaten yok araçta. Şimdi biraz da test sürüşüne çıkalım. Aracın süspansiyon sistemini, frenlerini, sinyallerini bir kontrol edelim bakalım.
Şimdi aracın test sürüşüne çıktık arkadaşlar. Sanki böyle uçak kalkıyor gibi. Hızlanırken ses size kadar ulaşıyor mu bilmiyorum ama uçak kalkıyor gibi izlenim veriyor, his veriyor insana. 2 kW motor gücü var aracın. 4.5 Nm torku. Jel batarya kullanılmış arkadaşlar araçta. 63 km menzili var. Ancak 63 km gitmiyor tabii. 40-45 km civarı gidiyor. Araç 8 saatte aşağı yukarı 7-8 saat civarında tam şarj oluyor. Yani mahalle bakkalına gitmek için, pazara gitmek için, çarşıya gitmek için oldukça ideal, oldukça kullanışlı. Özellikle şehir içinde kullanılabilecek bir araç. Ya park sıkıntınız bu araçta hiçbir zaman olmaz, öyle söyleyeyim. Çünkü şöyle bir sinyalimizi verelim, önce dönüşümüzü sağlayalım. Sinyal sesini siz de duyuyorsunuzdur. Keşke farklı bir sinyal sesi kullansalarmış. Tabii kendiliğinden kapanmıyor da. Zahmet et kendin kapat. Sinyal konulu demiş araç. Araçta ruhsat zorunluluğu var arkadaşlar. Plaka zorunluluğu da var araçta. BTV ödemesi ya da sigorta ya da kasko zorunlu değil. Bu aracı aldığınız zaman aslında bir otomobil almış oluyorsunuz. Sanki böyle otomobilin özeti gibi aklıma Kenan filmindeki padişahın özeti sahnesi geldi. Bu da aracın özeti özeti aslında. Bir otomobil çok sayılmasa da yasal olarak otomobil geçiyor. Otomobilin özeti diyelim biz buna. Şimdi birazdan bir tam hız testini yapalım. Bir de fren testini yapalım bakalım ne kadar performans gösterecek. Hemen şuradan bir dönüş alalım. Hafif yokuş var ama son hızını bir deneyelim bakalım ne yapıyor. Evet, 45 oldu şu anda. Ama yok ya, 45'ten daha yukarıya çıkmıyor. Aracın en önemli eksiklerinden bir tanesini de söyleyeyim arkadaşlar. Bu da bir eleştiri olsun. Bir tane dikiz aynası koymamışlar araca. Ama şart, yani mutlaka alınması gerekiyor. Ben de muhtemelen alıp koymam gerekiyor. Çünkü arka taraf hiç görünmüyor, öyle söyleyeyim. Araç sanki şey modunda. Kardeşim dön arkana da kendin bak bir zahmet. Şimdi bir fren testi deneyeceğiz. Oktay kardeşimizi de uyaralım arkadan. Oktay hazır mısın? Şu anda 40 km'deyim. Bakalım bir sert fren yapacağım. Bakalım nasıl tepki verecek. Evet. Güzel. Fena değil. Aracın şehir içinde kullanımı çok keyifli arkadaşlar. Yani ferah bir ortam. Şimdi tabii ki aracın eksikleri vesaire var. Bunları yok diyemeyiz ayrı ama aracın kullanımı keyifli. Kornasını da duymuş olduk. Bir daha basayım. Nasıl da bayağı ses çıkıyor. Epey ses çıkartıyor kornası, evet. Dışarıdan ufacık bir araç gibi görünüyor. Ama içi hakikaten ferah aracın. Böyle bunalmıyorsunuz, boğulmuyorsunuz. Sanki bir Doblo'nun, sanki bir kedi aracın koltuğunda yolculuk yapıyormuşsunuz gibi bir hissiyat uyandırıyor. Fena bir araç değil. Ben sevdim açıkçası. Yani fiyat performans olarak baktığınız zaman fiyatı bir tık daha uygun olması gerekiyor muydu? Bence bir tık daha uygun olması gerekiyordu. Evet, güzel bir hava arkadaşlar. Oktay, bu arada aracın bir bagajı yok değil mi? Doğru gördüm ben. Evet, aracın bagajı yok. Ufak olsa bir bagaj koysalar güzel olurdu. İhtiyaç. Yani şu an senin oturduğun koltuğun, yani o oturulan yerin altına keşke bagaj olarak tasarlasalarmış, bence çok çok daha iyi olurmuş. Gerçi onun altında birkaç vida var, onları henüz sökmedik ama onu söktüğümüz zaman altından bir bagaj vesaire çıkacak mı bilmiyoruz tabi. Bagaj olmuş olsa açılır kapının şeklini yaparlar. Vidayı da sabitleyip kapatmazlar diye düşünüyorum. Doğru. Arkadaşlar bugün Oktay kardeşimle beraber Volta EV1'i inceledik. Dediğim gibi eğlenceli, güzel bir araç. Küçük bir araç, dikkat çeken bir araç. Alınır mı? Alınır. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.